Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte bir ürün inceleme yapacağız. Bu ürünü uzun süredir istiyordum ancak stokta olmaması nedeniyle yeni elime geçti. Kesinlikle tavsiye edebileceğim ürünü incelemeye başlamadan önce bile tavsiye edebileceğim pil puntalamayla uğraşıyorsanız elinizin altında olması gerektiğini düşündüğüm ürünlerden bir tanesi. Kutuyu ben daha önce bir eksik var mı ya da gelirken hasar almış mı diye açtım. Tabii ki cihazı küçük bir teste tabi tuttum arkadaşlar. Birlikte kutu içeriğine bakacağız. Ancak bunun öncesinde normalde kullandığım pil punta cihazını göstermek istiyorum arkadaşlar. Banggood'dan almıştık bu ürünü. Uzunca bir süre bunu kullandım. Bazen acil durumlarda yine kullanmaya da devam ediyorum. Ancak artık bunu kullanmayacağım çünkü bu sisteme geçeceğiz. Bu üründe arkadaşlar bir aküye ihtiyacınız var. Bir akü yardımıyla özellikle 30 amper ve üzeri akü önermiştim bu cihazla birlikte kullanmanız gerektiğini söylemiştim ve puntalarımızı bu devreyle bu cihaz ile yapıyorduk. Artık bunu kullanmayacağız arkadaşlar çünkü her şey dahil her şey içinde olan bir pil punta makinamız var. Gelin kutunun içerisinden çıkanları masanın üzerine alalım ve birlikte ürünümüzü incelemeye başlayalım. Kutu içeriğimiz bu şekilde. Ana ünitemiz burada detaylıca inceleyeceğiz. Yine puntalama işlemi için bu şekilde kabloları geliyor arkadaşlar. Buradan konnektörlerimiz ile ana üniteye bağlantı yapıyoruz ve bu uçlardan da puntalama işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu uçların da yedeği var. Herhangi bir sıkıntı olursa ki normal kullanımda uzun yıllar hizmet edebilir. Ancak olması halinde bu şekilde yedek uçları da gönderilmiş durumda. Ayrıca nikel şeridimiz var. Ancak bunu kullanmayacağım. Çünkü elimde daha önceden açılmış bu şekilde nikel şeritlerim var. Test işleminde bunları kullanacağız. Ayrıca bir de Type C arayüzüne sahip şarj kablomuz var ve kullanım kılavuzu da kutu içeriğinden Çıkıyor bu şekilde ürünle ilgili detaylara hangi tuş ne işlemi yapıyor ya da ekranda gördüğünüz buradaki semboller ne görev yapıyor bunları detaylı bir şekilde yazıyor bu detaylara çok fazla girmeyeceğim çünkü gerçekten ürün çok güzel ürünü zaten incelemeye başladığımızda detayları da yavaş yavaş anlayacaksınız o yüzden kullanım kılavuzunu bir kenara alıyorum. Masanın üzerine temizleyelim ve ana üniteyi inceleyerek devam ediyoruz. Ürün oldukça küçük ve kompakt bir yapıda. Cebinizde dahi rahat bir şekilde taşıyabilirsiniz ki. Ürünün zaten bir powerbank olma özelliği var. Bunu bir powerbank olarak da kullanabiliyorsunuz. Bir powerbank boyutlarında yaklaşık olarak bu şekilde ifade edebilirim. Oldukça küçük bir ürün. Ürünün arka kısmında... Bakın şurada maksimum akım 1200 amper diyor. Bazılarınızın aklında soru işaretleri oluşabilir. Yani bu küçücük bir cihaz 1200 amperi nasıl verebilir diye düşünebilirsiniz. En basitinden 7 amper saatlik bir aküyü düşünün. Arkadaşlar bu aküler özellikle kısa devre pozisyonunda gerçekten 7 amper saatlik bir aküden 300 amper bile alabilirsiniz. Akünün sağlık durumu ve şarj durumuna bağlı olarak ancak bu uzun sürmez ve oldukça da tehlikelidir arkadaşlar. Tam olarak burada da buna benzer bir sistem var. Bunun içerisinde bir batarya ve bir kontrol devresi var. Yine yazılım kontrollü olarak cihazımız çalışıyor. Saniyenin onda biri kadar hatta yüzde biri kadar kısa sürelerde bu küçük akımları göndererek pil puntalama işlemini yapıyor zaten. Pil puntalama işleminin de bu şekilde olması gerekiyor. Çünkü lityum iyon pilleri içerisindeki kimyasalın yapısının bozulmaması için bataryanın zarar görmemesi için çok kısa bir süre içerisinde ısıtmadan bu işlemin gerçekleşmesi gerekiyor ve bu cihaz bunu gerçekten e, oldukça güzel bir şekilde sağlıyor arkadaşlar. Burada bir açma tuşumuz var. Bu tuşa basarak cihazı çalıştırıyoruz. Cihazın ana menüsü bu şekilde. Buradan gerekli ayarları yapıyorsunuz. Ne kadar süre kaynak yapacak? Buradan yine vuruş süresini yani enerji gönderme süresini ayarlıyorsunuz. Yine buradan da arkadaşlar bu cihazı tetiklemek için bu propları iletken bir yüzeye temas ettirmeniz gerekiyor. Yani cihaz belirli aralıklarla enerji göndermiyor. Siz burada propu bir yere temas ettirdiğinizde buradaki direncin düştüğü algılanıyor. Ve cihaz bir sinyal gönderiyor. Enerji gönderiyor. Oldukça yüksek akımlı. Kısa süreli bir güç göndererek arkadaşlar puntalama işlemini gerçekleştiriyor. Şu ana kadar tamamen teori anlattım. İsterseniz cihazın bağlantılarını yapalım. Ve buradaki nikel şeritleri birbirine puntalayalım. Şöyle birazcık yaklaştıracağım. Cihazın ekranında şuradan içindeki pillerin şarj durumunu görebilirsiniz. Ve buradan da Pillerin sıcaklık durumunu görebiliyorsunuz. Oldukça güzel bir ekranı var. Farklı açılardan, yanlardan baktığınızda ise net bir görüntü almanızı sağlıyor. Görüntüde çok bozulma olmuyor. Bu arada arkasında şöyle bir aparatı var arkadaşlar. Bu sayede dik bir şekilde masanızın üzerine yerleştirebiliyorsunuz. Bu bilgileri verdikten sonra hemen buradaki konnektörlere kablolarımızı bağlıyoruz. Bunlar oldukça sıkı geçiyor çünkü buralardan yüklü miktarda akım çekeceğiz. Çok kısa sürelerde çok yüksek akımlar çekeceğimiz için buralar sıkı bir şekilde geçiyor. Zaten kabloların kalınlığından da bunu anlayabilirsiniz. Gelin nikel şeritlerimizi birbirine puntalamayı deneyelim ve performansı yakından görelim. Şurada seviyeyi görerek ayarlamanızı yapıyorsunuz. Bakın zaten maksimum 10'a kadar gidiyor. Bir sonraki ayarımız yani 20 milisaniye ya da işte kaynaklama süresini buradan ayarlıyorsunuz. Maksimum 30 milisaniye oluyor. Şöyle ortalama bir değeri ayarlamak istiyorum. 15 milisaniye. Şimdi ise bir sonraki aşamamıza geçebiliriz. Masamın ya da silikon pedimin zarar görmemesi için şöyle bir kontrol plak üzerinde testimi yapacağım. Şöyle cihazın görüntüsü de daha doğrusu ekranda gözüksün istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Evet mümkün olan en iyi açıyı yakalamaya çalıştım. Şeritlerimi bu şekilde koyuyorum. Bir test yapacağız. Dediğim gibi bu cihaz iki uç arasında bir direnç oluştuğunda güç veriyor. Bakın bir tanesini temas ettiriyorum. Hemen diğer ucu da onun yanına temas ettireceğim. Ve puntalama işlemini gerçekleştirdi. Hemen bir daha test edelim bakın oldukça güzel bir sonuç verdiği gibi duruyor. Hemen bakıyorum yakından. Şöyle ışığımı ayarlayayım. Arkadaşlar gerçekten e, harika bir puntalama yapmış. Hatta burayı dermiş. Bunlar ince pil puntalarken çok fazla sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum arkadaşlar. Bakın çıkmıyor gerçekten güzel bir şekilde puntalamış. Hemen birkaç test daha yapmak istiyorum. Cihazı ortalama değerleri ayarladım ve ekranını ve üzerini görebileceğiniz bir açıya geçirdim. Bakın şu şekilde propları temas ettirdiğimde şurada sarı bir ışık yanacak. Ardından puntalama işlemi gerçekleşecek. Şöyle gösteriyorum. Bakın şu an puntalama işlemi gerçekleşti ve cihazın ekranında buraya ne kadarlık bir akım uyguladığını yazıyor. Şöyle göstermeye çalışacağım. Şu an 765 amperlik bir akım uygulanmış. Bu puntalama işlemi için. Tabi bu çok kısa süreli bir işlem. Bakın tekrar temas ettirdiğimde ışık yanıyor ve ardından puntalama işlemini gerçekleştiriyor. Bunu 2'ye indiriyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl bir etki yapacak. Daha kısa sürelerde vuruşlar yapıyor bu sefer. Şunu 4 yaptığımızda ise vuruş süresi biraz daha uzadı ve bu son vuruşta ise yaklaşık 700 amperlik bir güç uygulamış. Cihaz ana hatlarıyla bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Kısa süreli inanılmaz bir güç uyguluyor. Niçin pil puntalamadın diyen arkadaşlar olabilir. Şu anda bu şekilde bir projemiz yok ama ilerleyen günlerde bu cihazı kullandığımız farklı projeleri de görebilirsiniz. Bu arada cihazla ilgili özellikle powerbank olarak kullanıldığını söylemiştim. Bu noktada küçük bir eleştirim olacak. Cihazın powerbank'ı hızlı şarjı desteklemiyor arkadaşlar. 5 volt 2 amperlik bir çıkış veriyor. Bu noktada hızlı şarjı da desteklese gerçekten oldukça güzel bir ürün olacakmış. Ürün puntalama noktasında kesinlikle tavsiye edilir. Powerbank noktasından hızlı şarjı desteklememesi negatif bir durum ancak Cihazın ana kullanım amacı bu olmadığı için çok büyük bir problem değil. Hemen videonun açıklamalar kısmında bu cihazı almak isteyenler için ürünün satın alma linkini paylaşmış olacağım. Buradan alabilirsiniz. Buradaki şuradaki alttaki giriş üzerinden şarj ediyoruz. Olur da resetlemeniz gerekirse buradaki minik delikten bir tel parçası ya da bir iğne sokarak cihazı resetleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Kısacası bu cihaz sizi kocaman kocaman akülerden, trafolardan ya da pil puntalama makinalarından kurtaracak. Hem depolama anlamında, saklama anlamında küçük hem de işlevsel anlamda büyük etkiler yaratacak bir cihaz. Böylece bir inceleme videomuzu da birlikte tamamladık. Bir sonraki videomuz projemiz ve inceleme videomuzda görüşünceye değin. Hoşçakalın. Bana destek olmak için hala abone değilseniz kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz.